Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinimiz bir kişinin bir başkasına vermiş olduğu sözü tutup tutmamak konusunda ne gibi emir ve tavsiyelerde bulunuyor? Mustafa Bey, İslam alimleri bu konuyu izah ederken, açıklarken ta başlangıca dönüyor. Başlangıç derken, yani dünyaya gelmeden önce. O ne demek? Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yarattığı zaman bütün ruhların hepsini yaratmıştı. Ve Adem Aleyhisselam'a kıyamete kadar gelecek olan evlatların hepsini de gösterdi. Zerreler halinde buyuruyor kitaplarda anlatılırken. Ve onların durumlarını da sordu, Allah-u Teala arz etti. Mesela sağ tarafında toplananlar oldu, sol tarafında toplananlar oldu. Adem Aleyhisselam'ın. Onların hususiyetlerini de aynı şekilde. Bunlar isyan edenler, bunlar itaat edecek olanlar. Öyle deyince Adem Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, bunları meleklerle beraber beni de aynı şekilde bunlardan söz al. Biz de şahit olun meleklerle beraber. Yarın itiraz ettikleri zaman siz söz vermediniz mi diyor, öne koyasın. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ta Adem Aleyhisselam zamanında dünyaya gelenler ve kıyamete kadar gelecek olanlar, dünyaya hepsi gelecek olanların hepsinin ruhlarına hitaben Cenab-ı Hak buyurdu ki, Estağfirullah, Elestü bi Rabbiküm. Ne demek o? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan ben değil miyim? Galu, galu, galet dedi demektir. Galu çoğuludur. Galu dediler ki, bela, evet. Onun için biz küçükken mesela babaanne falan anlatırken, Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri? Galu beladan beri deriz. Tamam mı? Galu beladan beri. Galu, o zaman dediler ki bela, evet. Ne oldu şimdi? İslam alimleri buyuruyor ki, her insan orada daha ruhlar alemindeyken Allah-u Teala söz verdi. Evet ya Rabbi, sen benim sahibimsin, yaratanımsın. Her şeyin sahibi, bütün mülk sana aittir dedi. Ondan sonra Allah-u Teala melekleri de şahit tuttu. Sonra bunlar ondan sonra çeşitli vesilelerle dünyaya getirilmekte, bedenle birleşmekte, o ruh gelip bedene girmekte. Ve ondan sonra Allah-u Teala yine de aynı şekilde yalnız bırakmadı bu ölüyü, insanı. Akıl verdi, irade verdi. Akıl ve iradeyle de baş başa bırakmadı. Çünkü insan kendi aklına bırakacak olursan, doğruyu bulamaz buyuruyor. Evet. Hani bir söz var ya efendim, kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya var derler ya, öyle bir söz söylerler. İnsan da öyle yani. İnsan da öyle. Kendi haline bırakırsan bulamaz. Nitekim de mesela kitaplarda anlatılıyor. İnsanlar kendilerine bir rehber olmadan önce mesela kabaran denizi, şimdi mesela zamanımızda da oluyor ya efendim, tsunami diyoruz. O zaman da aynı şekilde bir dalgalar var. Onu görünce aa dedi, bu güç ve kuvvettir dedi. Onu tanrı yaptı. Güneşi gördü, aa dedi, bu kuvvettir dedi. Onu tanrı yaptı, güneş tanrısı dedi. Fırtınayı gördü. Kabaran denizi gördü. Neyse, bunları apayrı simgeledi. Rüzgarı gördü falan. Bunlar her birine simgeler yaptı. İşte bu benim tanrım deyip tapmaya başladı. Kendine göre aklın haklıydı. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de kendisine peygamber olduğu bildirip de tebliğe başladığı zaman Mekke'li müşrikler Allah-u Teala'yı biliyorlardı. Ama aklen dediler ki, bu putlar bizi Allah'la bizim aramızda şefaatçidir diye. Bizim putlara söz söyleme, biz senin dediğini kabul edelim diyorlardı. Yani o putların herhangi fayda söz konusu değil. Dolayısıyla rehber olmadan doğru yoldan sapılmış mıdır? Evet, doğru yoldan sapılmış. Bunun için Cenab-ı Hak merhamet ederek peygamber gönderdi. Doğruyu eğriden ayırdı. Akıl zaten o peygamberi görünceye kadar veyahut da o peygamberin varisi olan İslam alimini buluncaya kadardır. Onu bulduktan sonra zaten aynı şekilde ona danışmaya gerek yok. Doğruyu buldun. Mesela bir yere geldin, yabancısın. Diyorsun ki arkadaş, ben işte falan yere gideceğim ama yolu bulamadım. Tarif ettiler, yola çıktın. Yola çıktın, sana gerek yok. Bu seni götürür mü? Evet, götürür. Bitti. Yola çıktın çünkü. Dolayısıyla Allah-u Teala insanoğlunu yalnız bırakmamış. Rehberler de göndermiş. Evet, rehberler göndermiş. Bu rehberler peygamberlerdir Aleyhisselatü Vesselam. Adem Aleyhisselam'dan itibaren 124 binden fazla peygamber gönderilmiştir buyuruyor. 124 binden. Sayıları kesin değil. Bunların hepsi de Allah-u Teala'nın merhametidir ve kullarına doğru yolu göstermek için göndermişler. Ve hepsi de siz ezelde ruhlar aleminde Allah-u Teala'ya söz verdiniz. Bu sözünüze sadık olun. Bu sözü hatırlatmak için geldiler. Evet, yani. Bu sözü hatırlatmak için.
Evet, siz dediniz ki ya Rabbi beni yaratan sensin. Sen her şeyin sahibisin. Ben seni kabul ediyorum. Ben seni kabul ediyorum diye söz verdiniz. Dolayısıyla buna sadakatle aynı şekilde kalın. Peki bunu kabul etti. Kabul ettikten sonra da zaten Allah-u Teala buyuruyor ki dünyada rahat edebilmek için, huzurlu olabilmek için Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar var, kanunlar var. Bunlara uymak gerekiyor. Ahirette de ebedi saadete kavuşmuş oluyor böylece. Nedir? O sözü hatırladı, iman etti, iman şerefine kavuştuktan sonra iman sarayına girdi. Yani Müslüman oldu. Ondan sonra da bu hal ve hareketlerinde, sözlerinde hepsinde doğru olması gerekir. Yalan söylememesi gerekir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'dan birisi bir şey soruyor sohbet derken. Ya Resulallah mümin günah işler mi? Elbette buyuruyor. Büyük günah da işler mi? Elbette buyuruyor. Mesela içki içer mi? İçebilir mi bir mümin? İçebilir buyuruyorlar. Zina edebilir mi? Edebilir buyuruyorlar. Yalan söyler mi? Asla buyuruyorlar. Müslüman yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. Doğru olur ve bir söz verdiği zaman da yalan söylemediği için o sözde sadık olur. O sözde sadık olur. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. O zaman işte böyle kırıntıları kalmış. Mesela diyor ki yaşlı adamcağız. Hayır diyor ben söz verdim. Ben söz verdim ona. Adam diyelim ki mesela bir hayvanını satacak. Birisi geldi tamam sana şey yapacağım falan. 3 gün sonra gelirim dedi. Kaça verdi? Mesela 100 liraya. Bir başkası geliyor hemşerim ben diyor 200. Hayır diyor ben ona söz verdim. Şimdi öyle değil hani 5 dakika içerisinde 30 tanesini aynı şekilde satıyorsun. Nereden nereye? Verdiği sözden dönmüyor. Hayır diyor ben ona söz verdim. Ha 3 gün sonra gelir o vazgeçerse tamam diyor ondan sonra bir başka talip çıkarsa ona 200 verdi 300 verdi neyse onların içerisinde birisini tercih eder ve verir. Ama verdiği sözden dönmez. Verdiği sözden dönmez. Mesela dedelerimiz, ecdadımız Osmanlı ve Selçuklular döneminde de bu böyleydi. Bir söz veriliyorsa o sözün arkasında durulurdu. Hatta belki yani annenler babanlardan duymuş olabilirsin anlatırlarken ben kendi nenemde falan dinlerdim. Çünkü nenemde de olmuş aynı şekilde. Mesela bir evde diyelim ki 2 tane erkek var. Bir kız o erkeklerden birisine nişanlandı. Büyüğüne nişanlandı. Düğün olmadan büyük vefat etti. Yani, o vefat etti. Bu kapıda yine bir erkek delikanlı var. Burası söz verdiydi ya oraya kızı. Onlar tamam siz serbestsiniz demediği müddetçe bu söz hala burada duruyor biliyor musun? Hala burada duruyor. Benim kendi babaannem de aynı şekilde öyle anlatırdı. Kendi başından geçmişti. Dedemden önce amcam varmışmış, dedemin kardeşi. Ona nişanlıymış. O vefat etmiş düğün olmadan. Ama o kapıya söz verildiği için geri çekmemişler. Niye söz verdik biz diye. Söz verdik diye geri çekmemişler. Ya şimdi bizim biraz tuhafımıza gidiyor. Evet. Ya olur mu falan filan diye de ama verilen söz aynı şekilde verilen sözde durulacak mı? Her şeyden önce din büyükleri, İslam alimleri buyuruyor ki Allah Teala verilen sözde duracak. İman edecek. İman ettikten sonra da dünyadayken insanlarla görüşürken, konuşurken, iş yaparken, komşuluk yaparken bu tarla komşuluğu olur, ev komşuluğu olur, iş komşuluğu olur bir şey verildiği zaman ya da o anda bir söz verildiği zaman o söz yerine getirilir mi? Elbette getirilir. Elbette. Yapılır mı? Elbette. Mesela bir şey emanet edilir falan. Tamam yarın getireceğim. O yarın olduğu zaman mutlaka gelir. Ya acelesin var salla gitsin ya unutur sonra işte bizde kalır. Yok öyle bir düşünce. Yok öyle bir düşünce söz konusu değil. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki şerefli akıllı bir kimse verdiği sözde durur, yalan söylemez, gıybet etmez. Ama ağır bir ifade. Şerefli akıllı bir kimse. Şerefli, akıllı bir kimse verdiği sözde durur, yalan söylemez, gıybet etmez. Akıl yoksa, şeref de yoksa her türlü altı yapar demektir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilecek ki bir dakika ya siz ne diyorsunuz, bizi de mi diyorsunuz? Hayır biz kimseye demiyoruz, hepimiz konuşuyoruz. Ve İslam alimlerin kitaplarında yazdıklarında naklediyoruz. Efendim bir kimse bir Şafii Hazretlerine gelerek diyor ki efendim diyor ben sizi Allah için çok seviyorum deyince cevabında buyuruyor ki sen sözünde sadık ve doğru değilsin. Akşam olunca ahırdaki merkebini hatırlamak, beni hatırlamaktan sana daha mühim göründüğü halde nasıl oluyor da Allah için beni sevdiğini iddia ediyorsun buyuruyor. Ona ne dehşetli söz ya. Efendim diyor ben de Allah için seni çok sevdim. Yalan söyleme diyor. Ahırdaki merkep diyor benden daha çok aynı şekilde seni ilgilendiriyor. Nasıl Allah için sevdiğini söylüyorsun ki? Abdullah bin Hümer Hazretlerinin devesi çalınmış. Çok aradığı halde bulamamış. Ve alana helal olsun diyerek mescide girmiş, namaza durmuş. Namazı bitirdiği sırada birisi gelip deven şuradadır der. Ayakkabısını giyip oraya gitmek üzereyken geri döner ve helal etmiştim artık gidip alamam buyur.
Olmadı. Nasıl insanlar bir şey? Kimseye de demedi yani. Ben onu helal ettim. Bağırmadı. Duyan, o zaman gazete falan yok ama radyo, televizyonda falan da ilan da etmedi. Ama dedi ki ben onu helal etmiştim dedi ya. Helal etmiştim. Sözünden dönmedi. Dedi bitti. O işi kapattım attım. Bir hadis-i kutsi var da. Allah-u Teala o hadis-i kutsi de buyuruyor ki bana verdiğiniz sözde durun ki ben de vaadimi yerine getireyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü benim vaadim var. Bana iman eden, benim dediklerimi yapana cennette nimetler vereceğim. Önce bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Zaten bir kimse sahibinin, yaratanının yani Allah-u Teala'nın Allah-u Teala verdiği sözü yerine getiriyorsa o kimse Allah-u Teala'nın kullarına da verdiği sözü yerine getirir. Eğer Allah-u Teala itaat etmiyorsa o kimse kullarına hiç itaat etmez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız.